Tamam, ne oldu durumda? Hani bir şey oldu mu? Sayın İl Başkanım ve İl Yönetim Kurulu üyeleri, Sayın Belediye Başkanım, Sayın İlçe Başkanlarımız ve İlçe Yönetim Kurulu üyelerimiz, İl ve İlçe Kadın Kolları Başkan ve üyelerim, Gençlik Kollarımızın Merkez Yürütme Kurulu üyemiz ve İl Gençlik Kolları İl ve İlçe Başkan ve üyelerim, Disiplin Kurulu üyelerim, Sayın Parti Eğitmenlerim, Sayın Belediye Meclis ve İl Genel Meclisi üyelerim, partimizin çok değerli geçmiş dönem milletvekilleri, Cumhuriyet Halk Partisi ailesinin çok kıymetli üyeleri, sivil toplum kuruluşlarının ve basınımızın güzide temsilcileri ve çok değerli Giresunlular. Cumhuriyet Halk Partisi Giresun İl Örgütü'nün bir ulusun özgürlük ve onurunun dünyaya haykırıldığı gün, İlelebet payidar kalacak olan Cumhuriyetimizin doğum günü olan 29 Ekim Cumhuriyet Bayramımızın 93. yıl dönümü kutlamaları münasebetiyle düzenlemiş olduğu çelenk takdimi programına hoş geldiniz, şeref verdiniz efendim. Teşekkür ediyorum. Değerli katılımcılar, çelenk takdimine geçmeden önce sizleri ebedi önderimiz, başkomutanımız Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve onun silah arkadaşları ve tüm şehitlerimizin aziz hatıraları önünde bir dakikalık saygı duruşu hemen akabinde İstiklal Marşımızı beraber söylemeye davet ediyorum. Arz ederim.
teşekkür ediyoruz. Efendim, çelenk takdimimize geçiyoruz. Çelenk takdimimizi gerçekleştirmek üzere Cumhuriyet Halk Partisi Giresun İl Başkanımız Sayın Necati Tığlı Beyefendi'yi davet ediyorum. Kendilerine İl Gençlik Kolları Başkanımız Hazar Hitbak ve Merkez İlçe Kadın Kolları Başkanımız Sayın Safiye Kılıç Hanımefendi eşlik edecekler. Evet, İl Başkanım, Merkez İlçe Kadın Kolları Başkanım ve İl Gençlik Kolları Başkanım, Ebedi Önderimiz Mustafa Kemal Atatürk ve onun çok değerli silah arkadaşlarının aziz hatıralarını, çelenklerini takdim ediyorlar. Cumhuriyet Halk Partisi İl Örgütümüz adına takdim törenimiz gerçekleştirilmiştir. Teşekkür ediyorum kendilerine. Ve günün anlam ve önemiyle ilgili duygu ve düşüncelerini almak üzere Cumhuriyet Halk Partisi Giresun İl Başkanımız Necati Tığlı'yı mikrofona davet ediyorum efendim, alkışlarınızla. Çok sevgili Giresun Cumhuriyet Halk Partisi ailesi ve sevgili Cumhuriyet sevdalıları. Hepinizi saygıyla, sevgiyle selamlıyorum. Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün dediği gibi Türk ulusunun yaratılışına ve yaşantısına en uygun olan yönetim şekli cumhuriyettir. Cumhuriyetin özünde özgürlük, eşitlik, adalet ve demokrasi vardı. Cumhuriyet asla ödün vermeyeceğimiz laikliğin teminatıdır. Hepimiz biliyoruz ki Cumhuriyete kavuşmamız hiç de kolay olmamıştır. Atalarımız bu uğurda uzun yıllar savaşıp canları pahasına mücadele vermişlerdir. Bizlere rahat, huzurlu ve mutlu bir toplum bırakmak için ellerinden geleni yapmışlardır. Kuşkusuz biz Cumhuriyet ile huzura, rahata ve mutlu bir yaşama kavuştuk. Bu yüzden atamızın bizlere bıraktığı Cumhuriyet'in anlam ve önemini çok iyi biliyoruz. Ve her 29 Ekim'de bir takım engellemelere karşın artan coşkuyla, kıvançla bu milli bayramımızı kutluyoruz ve kutlamaya devam edeceğiz. Ancak üzülerek belirtmek isterim ki günümüzde bazı kesimler tarafından sağladığı kazanımlar göz ardı edilerek temel niteliklerinin tartışmaya açılmak istenmesi Cumhuriyet'in felsefesiyle bağdaşmayan üzüntü verici bir durumdur. Bağnaz düşüncelerin etkisinde kalarak yapılanları küçümsemek ya da ön yargıyla yaklaşmak yurdumuzu kurtaranlara, cumhuriyetimizi kuranlara karşı çok büyük bir haksızlıktır. Bu gibi durumların her zaman karşısında olacağız. Cumhuriyetin ilkelerinden asla ödün vermeyeceğiz. Çünkü cumhuriyet yönetiminde egemenlik kayıtsız, şartsız milletindir. Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk'ün yetiştirdiği demokratik, laik ve sosyal hukuk devleti harcıyla sorunların üstesinden geleceğine inancımız tamdır. Bu inanç ve umutla Atatürk başta olmak üzere silah arkadaşlarını ülkemizin birlik ve bütünlüğü için terör örgütlerine karşı mücadele verdiğimiz tüm şehitlerimizi rahmetle anıyorum. Sözlerimi burada bitirirken hepinizi saygıyla, sevgiyle selamlıyorum. Yaşasın Cumhuriyet diyorum. Yaşasın Cumhuriyet Halk Partisi. Sağ olun. İl Başkanımıza teşekkür ediyoruz. Evet, bugün bir ulusun insanca yaşamı onurunun kendilerine verildiği en büyük armağanlarımızdan biri özgürlüğümüzün teminatı Cumhuriyetimizin 93. yıl dönümü. İlk günkü heyecanla kutlamaya var mısınız değerli Cumhuriyet Halk Partililer? Bu akşam saat 18'de hemen bir hatırlatmamızı girelim. Tören bitmeden önce Giresun Belediyesi'nin düzenlemiş olduğu Büyük Cumhuriyet Yürüyüşü'ne davet ediyorum sizleri Cumhuriyet Halk Partisi ailesi adına.
Cumhuriyet demek insanca yaşamak demek. Cumhuriyet demek en büyük bayram demek. Ve ilk günkü heyecanla, ilk günkü güzellikle, duygularla kutlanacak nice Cumhuriyet bayramlarına diyoruz. Cumhuriyet Halk Partisi ailesi adına törenimize katıldığınız için sonsuz teşekkür ediyoruz. Sağ olun, var olun.